Kemal Derviş meselesine gelelim. Kemal Derviş neredeyse ekonominin Atatürk'ü diye Türkiye'yi perişan etmek ve Adalet ve Kalkınma Partisi'ni Türkiye'ye armağan etmek için gelmiş bir kimse. Türkiye'de geniş kitleler Kemal Derviş'i 2001 kriziyle birlikte tanıdı, doğrudur. Derviş Dünya Bankası'ndaki görevini 1977'de daha 28 yaşındayken başladı. Yani Derviş küresel piyasaların prens olarak gördüğü isimlerden biri. Ülkenin 80 ile birlikte neoliberal siyaset eliyle uçuruma sürüklendiği bu dönemde ABD'nin Dünya Bankası'nın maaşlı personeli dediği e, Sayın e, Kemal Derviş'in ideolojik zemininin ne olduğunu ortaya, ortaya koyuyor. 24 Ocak kararlarının bir ideolojik hat oluşturduğunu bilelim. E, Kılıçdaroğlu bunun karşısında. Daron Bey burada nereye denk gelecek ona bakacağız. Devam edelim. Derviş, 8 yılında 24 Ocak kararlarının reçetelerinden olduğu söylenen raporlar yazacak kadar mazisi eskiye dayanan bir liberal. Liberal derken piyasacı ekonomik yani liberte anlamında özgürlük anlamında değil piyasacılık anlamında görelim. Özelleştirmeye inanan tüm Türkiye'nin kaynaklarının talan edilmesi 80 ile ilgiliydi. Bunun mimarı aldı. Türkiye'nin bitişini hazırlayan kararları o o hazırladı. Kenan Evren'de zannetti ki kendisi bir siyasi figür. orada ortaya çıktı ve Türkiye bu hale geldi. E, bu siyasi aklın yarattığı iklim diyor e, Sancak ki doğru söylüyor. 2001 krizinden sonra Türkiye kurtarıcı olarak geldi. Dikkat buyurun. Kemal Derviş'in gelişi Ecevit hükümetini ortadan kaldırdı. Önce Ecevit'i ortadan ikiye böldü. E, i̇ki ayrı parti olacaklarını söyledi. Hüsamettin Bey'in e, hayatta ben o kadar uyanık biriyim Hüsamettin Özkan bana bile e, takla attırdı, beni kazıkladı e, dediği kişi. Aynı zamanda DSP'yi tarihe teslim etti. Sonra son dakikada Baykal'la yan yana gelerek durup dururken CHP'yi parlamentoda %20'ye taşıdı. Durup dururken çünkü yoktu. %10'un altındaydı. Üstelik o dönemde Sayın Bahçeli erken seçim kararı alarak devalüasyon yapmış bir ülkeyi hiç olmayacak bir şekilde seçime götürdü. Ve bu seçimin ardından Kemal Derviş AKP politikalarını destekledi. Ve Türkiye'de o güne kadar siyasi bir figür olarak sahnede hiç olması düşünülmeyen Baykal Erdoğan'ın önünü açtı ve yeni Türkiye kuruldu. Dikkat buyurun. Hepsinin altında Kemal Derviş var. Devam edelim. IMF ve Dünya Bankası tavsiyesiyle ekonomi başına geçti deniyor. Bir tavsiye söz konusu değildi. Emriyle. Emriyle. Ecevit hükümeti o kadar sıkışmıştı ki, onun da hatırlayalım, unutuyoruz. Ecevit peki nasıl başbakan oldu? Ecevit'in ortada bir oyu, bir vekilliği falan yokken kendisine dışarıdan destekli bir hükümet kurdurtuldu. Kurdurtulan hükümetin ardından seçime gidildi. Seçime gidildikten sonra da o seçim sürecinde Öcalan yakalandı ve Ecevit başbakan yapıldı. Dolayısıyla Ecevit sağlam bir zeminde gelmemişti. Dönemin demokratik sol partilerinin sistem etmek hakkımızdır. O dönemle ilgili olarak ne anı yazdılar, ne fikir söylediler, ne o dönemle ilgili olarak olup bitenleri anlattılar. Kemal'den Mesela Hüsamettin Özkan'ın konuşması gerekiyor. İsmail Cem herhalde kahrından öldü diye düşünüyorum o dönemde. Konuşması gerekiyor. Demokratik Sol Parti'de görev yapmış pek çok insan bunu anlatabilir. O dönemki ana vatan partililer anlatabilir. Kaldı ki Mesut Yılmaz'la ilgili de neler çıktı gördünüz. Yani memleketin sapır sapır döküldüğü bir dönem bir tek Devlet Bahçeli Bey ayakta. Onun da altını çizelim. Ve evet, bu sürecin sonucunda ne oldu? Dünya Bankası, IMF ne söylediyse o yapıldı. Zoka yoksullara yatırıldı. Bankacılık sistemi güvence altına alındı. Bunu derviş halletti. TÜSİAD ve merkez medya IMF'nin nezdinde bu dönemde takdir etmeye başladı. O zaman... Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olması gerektiği, Türkiye'nin e, CHP'nin başına geçmesi gerektiği yönünde çok şey söylendi. Bizim komşularımız falan, bir de adam yakışıklı falan insanlar gidip hayran oluyordu, sesli bilmem nesi falan. Halbuki o anda Türkiye'yi bitiriyordu, bitiriyordu. Ve medyanın ne kadar güçlü olduğunu o gün görüyorduk. Arkada Erdoğan'ın ayak sesleri geliyordu. Devam edelim. İBF operasyonları kamu açıklarını azaltmak üzere tarım kesimini, kit çalışanlarını, memurları mağdur etti ve bunlar için hiçbir sosyal program uygulanmadı. Bunu hemen hatırlatalım. Kamu açıklarını azaltmak için herkese bedel çıktı, patronlar hariç. Tarımdan Türkiye vazgeçti, tamamen vazgeçti. Kit e, Türkiye'nin en önemli varlıkları özelleştirmelerle zaten ortadan kalkmıştı, çalışanları da ortadan kaldırıldı, memurlar zaten e, kemer sıkmanın en ağır bedelini ödediler ve bütün bunlara karşılık Türkiye'de insanların aç açık kalmasının e, karşılığında hiçbir güvence ve dayanak verilmedi. Dikkat buyurun, zaten bu bir iktidar ortadan kaldırırdı. E nitekim Ecevit'in de öldü mü, öldürüldü mü bilmiyoruz. O şekilde ortadan kaldırıldığı bir tablo oldu. Devam edelim. Kamu açıklarını azaltmak için çok önemli sosyal güvenlik reformu, tüm çalışanların emekli hakları bugünkü mağduriyeti yaşadığımız pek çok alanda tamamı ortadan kaldırıldı. Yani... Kemal Derviş Türkiye'nin bütün kaynaklarıyla Dünya Bankası'na, IMF'ye her kimse işte onlar borçlarını ödemek için buradakileri toparladı. Yoksul halkın üzerinde tepine tepine aldı götürdü verdi. Ee... Başbakan Yardımcısı Devlet Bahçeli ile ilk defa görüş ayrılığına düştüler o dönemde 2002'de. İsmail Cem ve Hüsamettin Özkan birlikte yeni Türkiye Partisi'nin kuracağını söyledi. Fakat yapmadı. O zaman çok önemli bir isim olan İsmail Cem'i perperişan etti. Hüsamettin Özkan gibi birisine çalım attı ki Hüsamettin Özkan Türkiye'de siyaset deyince en gizemli, en usta isimdir. Oyun kurucudur. Ona çalım atan birisine saygı duymak gerekir yani. Onu da halletti o dönemde. Ve devam edelim. Ee, 2002 Kasım seçimlerinde IMF Derviş programlarını uygulayan koalisyon ortağı DSP'nin MHP'nin de ANAP'ın ve de DYP'nin buharlaşmasına neden oldu. DSP'nin iktidara gelirken %22 olan oyu Dervişle birlikte sıfırlandı. %1'e düştü. Şu kulaklığı takayım. Başka olmaması lazım değil mi? Ya da bir tandem ha. Ee, bu bu %10'luk barajla birlikte %30 oy alan AKP daha fazla tek başına iktidar oldu. Böylece Derviş IMF programı AKP'yi iktidara taşıdı ve bunun ardından şimdi göreceksiniz, bunun ardından AKP'nin iktidar taşınmasıyla birlikte 2005'te milletvekilliğinden de istifa etti. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Başkanlığı'nın başına geçti, görevine gitti. En son 2005'te bir toplantı sonrası sanıyorum bir kitap yayınlayarak Türkiye'ye şunu söyledi. Global bir ne diyelim ona globalizmin Türkiye'ye anlatılması açısından bir kitap yayınladı. Burada 2005'teki bu kitabın Türkçesi daha iyi bir küreselleşme olarak çevrilebilir. Yani neoliberalizmin yaralarını sarmak için bir yapıt ortaya koydu. Onu tam nasıl tarif ederim diye düşündüm. Yani küreselleşmenin dünyada sadece ve sadece patronlar için fayda sağlayan küreselleşmenin bir mantık kurması açısından bir zemin gerekiyordu, bir kuram gerekiyordu. Burada size şunu hatırlatmak isterim. Kim açısından mesela küreselleşme gerçekleşti diye sorarsanız, zengin açısından evet gerçekleşti. Neden? Uçağa binip yeryüzünün her tarafına kolayca gidebildi. Parası olan insanlar dünya vatandaşı oldu. Ama yoksullar ve dar gelirliler bulundukları yere daha çok çakılır oldular, kımıldayamaz hale geldiler. Bunun altını çizmek gerekir. Çünkü malları dolaştıralım derken hangi mal, kime nasıl gidiyor, kim üretiyor sorusu hiç konuşulmadı. Bunun adına özgürlük dendi sömürüye. Devam edelim. Ecevit'in öncülüğünde kurtarıcı olarak ülkeye gelen ve Baykal CHP'si tarafından da ekonomik kaptan olarak kamuoyuna sunulan derviş yıllar sonra AKP'nin 2007 yılına kadar olumlu ekonomik programlar uyguladığını açıkladı. Şimdi burada çok kritik bir şey var. İşte bunu çok iyi düşünmemiz gerekiyor. Değerli dostlar hiçbir şey akşamdan sabaha olmuyor. Çok iyi düşünmeniz gerekiyor. Neden? Şimdi bu soruların cevaplarını bulamadığınız takdirde yarın başınızın nasıl belaya gireceğini anlamanız gerekiyor. Bir, CHP'nin milletvekili olup CHP'yi yarı yolda bırakıyor bu adam. Yani böylesine bir ihanet olmaz. Aldığın oyun karşılığını bile vermiyorsun. Demek ki adam görevli olarak geliyor. Peki görevi ne? E okuduğumuz zaman bir, patronları kurtarmak. iki Baykal gibi hiçbir itirazı olmayan, Kürtlere selam sabah bile vermek istemeyen, CHP'yi ulusalcı yüzde %20'ye çekmek isteyen bir hareket yaratmak. Neden? DSP'yi tamamen ortadan kaldırıyorsunuz. Oradan çıkabilecek daha sosyal demokrat bir hareketin önünü kesiyorsunuz, yalan söylüyorsunuz. Her türlü kamuç olasılığı ortadan kaldırıyor. Çok kritik bir şey. Bunu yapıyor ve aslında bunu bu politikaları uygulayacak olan e, Recep Tayyip Erdoğan için yapıyor. Peki Erdoğan'ın ekonomi kurmayı kim o zaman? Kadroda kim var? Ali Babacan Bey vesaire de var. Ve 2007'ye kadar Kemal Derviş bu politikaların iyi uygulandığını söylüyor. Ali, Ali Babacan da e, bunda en fikir. Şimdi bütün bunlar olduktan sonra Kemal Derviş anımsatmasından sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'ye geldiği zaman hem masadakilerle arasındaki iktisat politikasını söyleyeceği gün gelecektir. Mutlaka bakacağız ne oluyor ne bitiyor. Hem de neoliberalizm eleştirisini yerine oturtması gerekecektir. Tüm dünya daha kapalı, daha ulusal ekonomilere dönüyor. Çünkü pandemi gibi bir hakikat de var. Türkiye'de de her siyasi parti bunu yapacaktır mutlaka belli oranda. Ama bence talan edilen Türkiye'nin, Cumhuriyet'in kurduğu varlıkları yerine konabilecek mi sorusu çok önemli bir soru. Bence bu ihtimal zaten giderek zayıflıyor. Peki hadi bundan geçtik. AKP dönemindekiler yerine konabilecek mi? Rejim buna uygun mu? Hukuk buna uygun mu? Bakın bunların tamamı... Büyük sorular. Bunların tamamı ciddi sorular. Bunların tamamı yanıtlanmadığı müddetçe mesele anlaşılmaz. Şimdi ben ve benim gibi pek çok insanda Kemal Kılıçdaroğlu'nun halkla ilişkileri yapan gazeteciler kanalıyla e, ve oradaki işte onları yönlendiren e, ki her kimse e, onun kanalıyla basına yaptığı açıklamalarla değil, hakiki sorularla yanıt bulmamız lazım geldiğini düşünüyorum. Neden? Çok basit. Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olacağını görüyoruz. Biz çok önemli